Hayrola Memoli abi? Hipine bir şey mi oldu? He ya, sorma ya. Ne oldu Tayfun? Niye taktın bunu? Bir akraban mı vefat etti? Yok be abi. Buramıza geldi ya artık. Dün gece kuytuya götürüp birinin daha kafasına sıkmışlar. Nasıl kafasına sıkmışlar? Gazeteleri okumuyor musun abicim? Ataköy civarında yeni bir çete türedi. Taksicileri katlediyorlar. Artık bir kişi midir, çete midir bilmiyoruz. Öyle geceyi falan da beklemiyorlar artık. Akşamüstü biniyorlar arabaya, çekmiyorlar şuraya. Kuytudan geçerken tak sıkıyorlar kafasına. Şurada 3 kuruş para kazanıyoruz zaten, ona da el konuldu, iyi mi? Ataköy dedin değil mi? He abi, bir el atın şu işe. Adam 2 yetim bebe bıraktı arkasında. Kesin şu itlerin kuyruğunu. Şu Ataköy'e bakacağız artık. İyi olur abi, hem biz de rahat ederiz. Merkeze mi? Evet. Cem abimin çayı. Buyurun komiserim. Sağ ol Lütfü abi. Komiserim, siz de bu hafta şansı denemek ister mi? Pardon komiserim. Nerede kaldı bu Memoli? Ya uyuyakalmıştır ya da takılmıştır bir yere. Gelir birazdan. Şimdi gelir Kemal komiser. O gelmeden yetişse iyi olacak. Diyeceğim ama artık pek önemi yok. Günaydın. Günaydın Kemal abi. Neymiş o önemi olmayan? Önemli değil komiserim. Memoli Bey henüz teşrif etmemişler ha? Yoldadır komiserim. Trafik malum ama ben yine de bir arayayım evini. Ara ara. Fareler bile yaşamaz bu evde be. Bir de utanmadan dolapta bir şeyler var. Başın çaresine bak diyor. Öldürecek mi bu adam beni ne? Üf. Oğlum Memoli hala evde misin? Memoli! Memoli yoktur. Ne oldu oğlum, meşgul mü? Yok şef, yanlış çevirdim galiba. Ama kadın Memoli dedi sanki. Yoksa bana mı öyle geldi? Hadi oğlum çevir, bir defa daha çevir, hadi. Memoli burada yoktur dedim ya. Bak, burada benim çok işim var, tamam mı? Bütün evi, pisliği, yemeği, çamaşırı, bulaşığı hepsi bana ait ya. Bunları yapmam lazım. İkide bir arayıp durma ya. Ana, çattık ha. Ne oldu? Uyuyor değil mi hala? Yok şef, kadının biri çıktı. Acayip bir dille bir şeyler söyledi ama ben anlamadım. Memoli abim gelmiş. Ya gene ne evet, var komiserim. Be bak, para mara isteme, 5 kuruş yok vallahi. Yok abi, geçen hafta 5 bildik de lotodan. Yok be, aferin lan çaycı olanı bir fare tuttun, kaç para devirdin? İyi para, iyi para. Bu ne? Senin payın abicim. İyi para dediğin bu mu oğlum? Bak abicim, bunlar para koyanlar, 57 kişi. Para iyi para da 57'ye bölününce böyle oluyor işte. Hiç yoktan iyidir ama ne yapacaksın? Saygılar abicim. Bir tane de normal adam olsun. Memoli? Memoli? Nereye gidiyorsun? Size çay getireceğim şef. Buraya gel. Karşıdan da poğaça alayım. Buraya gel. Yine ne yaptım şef? İçeri. Hadi siz de çıkın dışarı. Aa, ama şef. Peki şef. Bize niye haber vermiyorsun he? Ha? Natasha ha? Utan, utan. Şef ne diyor bunlar yine? Otur hadi otur. Otur. Aşağı mahsus çıkar. Kızın terbiyesi bozulmasın. Niye şef, ne yapacağız ki? Utanma herif. Şef, vallahi dün hiçbir yere baskın yapmadık. Tabii yapmadın. Baktın olmamıştır herhalde. Nasıl yani? Şef lafı ağzında geveleme. Ne duydun yine? Eve Natasha alacak kadar sapıttın demek. Ne? Ne? Numara yapma. Eve Rus kız almışsın. Kulağımıza duyduk. Rus kız almış. Evet. Cem aradı seni uyandırmak için. Sonra da ben aradım. Rus gibi konuşan bir kız çıktı telefona. Bak, 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 bak. Gülüyor. Gülüyor. Sonunda kafayı yedi. Gülmesene oğlum. Memoli gülme. O kız şey. Kim? Zeyno. Yok ya. Kimmiş bu Zeyno? Kim olacak? Şey...
Temizlikçi kadın. Kapıcının karısı. Evet, kapıcının karısı. Sizin kapıcı Rus mu ha? Yok şef, ne Rus'u ya? Ya aksanı öyle. Hızlı konuşunca ben de bir şey anlamıyorum zaten. Hafif de çatlak. Bak, yalan söylüyorsan... Ben sana hiç yalan söyler miyim şef? Tamam, kes. İşimize bakalım. Cem, Başak, gelin buraya. Cem, anlat şu dosyayı. Taksici cinayeti abi. Sonuncusu dün gece oldu. Aa, tesadüfün böylesi. Yolda gelirken bizim taksici anlattı. Bizim durakta siyah kurdele takmışlar. Bir el atalım diyorum. Hemen şef. Ama bu defa yalnız başına göndermem seni. Cem var şef. Aman ne güzel, içim rahatladı. Ben de geleceğim bu defa. Hadi bakalım, bir plan yapalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.